gelmesiyle ve çekilmesiyle ve ne zaman taksiciler söz konusu olsa, ne zaman taksiciler üzerinden bir tartışma ortaya çıksa, ne zaman hukume toplansa gözler ona çevriliyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Sayın Eyüp Aksu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar Taha Bey. Ee, Eyüp Bey, öncelikle davetimizi kırmayıp buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bütün konuklara yaptığım bir bilgilendirmeyi müsaadeniz olursa size de yapacağım. Malum programımızın adı Sel Sorular. Ben, değerli ekibim ve ekranın başında bizi izleyen izleyicilerimizin bizi ilettiği soruları harmanlayarak belli bir soru listesi oluşturduk. Ve bunlardan bazıları muhtemelen hoşunuza gitmeyecek. Ancak ben size açıklıkla yöneltmeye ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Evet. Yani çok genel bir soru olacak belki ama ne olacak bu taksilerin hali? Şimdi her e, katıldığım programda şunu ifade ediyorum. Süzgeç yapmadan, sansür koymadan istediğiniz soruyu, istediğiniz konuyu her zaman sorabilirsiniz. O konuda emin olabilirsiniz. Biz ee, de, o biz, anlamda herhangi bir filtre yok. Eyvallah. Biz bu programlara konuların açıklanması anlamında katılıyoruz. Bilgilendirme anlamında, istişare anlamında faydamız olması gerektiğini düşünüyoruz ve hem kamuoyu hem de İstanbul halkı bilgilensin diye katılıyoruz. Sıkıntı yok. Siz istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İlk ee, soruyu sormuş oldum aslında. Evet, şimdi İstanbul'da 17.395 tane ticari taksi vardı. Hı. En son bir yıl önce UKM kararıyla İstanbul'da çalışan M plakalı hatlı minibüslerden 750 tane, e, TZ plakalı sarı dolmuşlardan 250 tane dönüştürme kaydıyla 1000 tane taksi ilave edildi. Hı hı. Yani toplu taşıma aracı olan 750 tane M plakalı hatlı minibüsler taksi olarak geri geldiler. E, dönüştüler ve yaklaşık yani net 18.395 tane ticari taksi var İstanbul'da. Biz bu taksileri nasıl aldık? Bir taksi sahibi olarak nasıl aldık? 1986 yılında 10.553 sayılı bakanlar kurulu kararıyla bir kanunla açık arttırmayla devletten parayla satın aldık. 86'da, 88'de, 89'da, 90'lı yıllarda devlet ihale yaptı. Evet. Dönemin başbakanı rahmetli Özal zamanında ihaleyle aldık. Ve şart şuydu. İstanbul'da oturacaksınız, geçiminizi şoförlükten sağlayacaksınız, bu işi sınırsız, süresiz yapacaksınız ve devlete açık arttırmayla, kapalı zarf zarf usulüyle İhaleyle parayı yatıracaksınız. Kazananlar alacak. Mesela örnek veriyorum, ee, en son bin tane verildi, beş bin kişi katıldı. En yüksek rakamı yazan bir kişiye bin kişiye verildi. Hı hı. Şimdi biz o zamanlarda Anadolu'dan gelmişiz, İstanbul'da oturuyoruz. Bu en son bin tane dağıtılan. O hariç, o dönüşüm. O dönüşüm. Ben ihaleden bahsediyorum. Hmm. Yani plaka. zaman yapıldı. 1990 yılında yapıldı. 90'da mı yapıldı? Evet. Son? Şöyle e, şunu ifade etmiyorum. Taksi nedir? Kim verdi? Nereden aldık? Onunla bir başlayayım evet. ki konu baştan anlaşılsın. 1990 yılında Anadolu'dan geldik biz. Gelmiştik. İstanbul'da oturuyoruz. Bütün varlığımızı Anadolu'da sattık. İstanbul'da da bütün e, gayrimenkullerimizi sattık, gittik ihaleye katıldık, bir tane ticari taksi aldık ve yıllardır geçimimizi bu işten sağlıyoruz. 96 veya 7 idi, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultanbeyli, Şile gibi ilçelerde de e, taksi sayısı artışı oldu. <laughs> Onlar mücavir alan diye nitelendiriliyordu. 96 97 yıllarda Hı. öyle hatırlıyorum 550 600 tane taksi artış o zaman yine oldu. Bugün itibarıyla 18395 tane ticari taksi var. Hı. Taksi sorunu neden çözülemiyor? Bir. Bir saniye siz taksi sorunu olduğunu kabul ediyorsunuz. Ediyorum. Aslında taksi sayısında sorun yok. Şoför arkadaşımızın davranışında sorun var. Yani taksi bir tenekedir. Bir e, araçtır, vasıtadır, Demirdir. Yani nereye sürerseniz oraya gider. Tamam. Şimdi bir yolcu geldiği zaman, buyurun hanımefendi, buyurun beyefendi, iyi günler. Tabii ki istediğiniz yere götürürüm diyen kişi de şoför arkadaş. Sayın Aksu biz o buyurun efendimler falan geçtik yani. Götürmeyen kişi de Ama şoför de, arkadaş. Dinebilsek? Aslında şöyle bir şey var. Şimdi şoför kaynaklı sıkıntılar var. Bu konuda bütün yetkiler Büyükşehir Belediyesi'nde. Şimdi siz Nasıl yani? Bütün yetkiler Büyükşehir Odanın Belediyesi. Siz değil misiniz? E, anlatacağım. Bütün yetkiler Büyükşehir Belediyesi'nde. Ulaşım Daire Başkanlığı'nda. Şimdi siz Taha Bey olarak taksicilik yapmaya karar verdiniz. Tamam. Veya taksi almaya karar verdiniz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na gidiyorsunuz. Neler isteniyorsa o kriterleri tamamlıyorsunuz, para yatırıyorsunuz, tahsis belgesi alıyorsunuz veya şoför kartı alıyorsunuz, onaylanıyor, takside çalışabiliyorsunuz. Size ne zaman geliyoruz? Bize o belgeleri aldıktan sonra geliyorsunuz. Bütün denetim, eğitim yetkisi bütün takside çalışmak ve taksi alma yetki belgeleri belediyeye ait. Belediye bu konuda yetkili. Bizim hiçbir yetkimiz yok. Biz diyoruz ki Büyükşehir Belediye'mize işin açıkçası siz bu işi yapamıyorsunuz. Bu işin mutfağında biz varız. Yetkileri bize verin. Bakın bir ay içerisinde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Taha Bey veya herhangi bir hanfendi, bayan, kardeşimiz Teyzemiz, ablamız, abimiz taksiden şikayetçi olamayacak. Neden? Sayın Aksu bir ay içerisinde. Bir ay içinde temizleyeceğiz. Yani biz yıllardır çekiyoruz bu sıkıntıyı. Bize yetkiyi versinler. Siz bir İstanbul ay... Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadı. ne yapacaksınız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevini yapamıyor. Yani ulaşım konusunda taksi konusunda yetkilerini kullanarak gereğini yapamıyor. Örnek veriyorum ben size. Siz bu iş merkezinin kapısından Taksi çağırdınız, Tabii. taksiye bindiniz, sizi götürmedi hı hı. veya fazla para aldı veya araç pis veya sigara içti veya işte kaba doğru. davrandı. Evet. Herhangi bir hı hı. kabahat işledi. 3 defa aynı kabahati işlerse onun çalışma kartını iptal edeceğiz, o arkadaş taksicilik yapamayacak. Büyükşehir yapmıyor mu bunu? Büyükşehir bunları yapmıyor. Ayrıca yetkiyi de bize vermiyor Şimdi İstanbul'da biz günde bir buçuk milyon yolcu taşıyoruz bir günde. 750 bin kilometre yapıyoruz. Şimdi bir buçuk milyon yolcu taşıdığımız bir sektörde şikayet oranı yüzde bir bile değil. Toplu taşımadan gelen şikayet oranı resmi verilerde var yüzde 15 civarında. Tabii ki bazı bölgeler siz var. Siz bu istatistiği nasıl bilebiliyorsunuz? İETT Size verilerinde var, valiliğin verilerinde var. Siz de alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi bazı bölgeler var. Sirkülasyonun fazla olduğu yerler. uzun Uzunçayır, Cevizli bağ işte Sirkeci, Eminönü, Beşiktaş İskelesi Sultan gibi, Ahmet. Sultanahmet Meydan gibi, Cevahir Alışveriş Hı. Merkezi'nin önü gibi yerlerde 500-600 kişiyi geçmeyecek. Gerçekten mesleğini yanlış yapıp genele zarar veren bir taksici grubu var. Bunlarla sürekli biz sıkıntı içerisindeyiz. Zaten bunlar olmasa haberlerde, basında siz taksici kötüdür diyemezsiniz. Sayın Aksu sizin elinizden hiçbir şey gelmiyor mu? Yok konuda? hiçbir yetkimiz yok. Biz esnaf odası olarak... Bir şey soracağım size. Buyurun. Buraya bizim ulaştırma getirdi değil mi sizi? Bilmiyorum, kendi aracınızla mı geldiniz? Kendi aracımla geldim evet. Diyelim ki kendi aracınızla gelmediniz buradan evinize taksiyle gitmek istiyorsunuz. Evet. Siz taksiciler odası başkanı olarak kapıda bir taksiyi durdurmaya çalıştınız durdu. Nereye abi dedi? Siz dediniz ki falanca yere gideceğim. O da bastı gaza gitti ki biz işte bu evet. manzaraya çok karşılaşıyoruz. Siz taksiciler odası başkanı olarak hiçbir şey yapamıyor musunuz? Sadece ve sadece o arkadaşın yaptığı yanlış kabahati Büyükşehir Belediyesi'ne iletiyoruz. İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne iletiyoruz. Onu ben de yapıyorum. ne diyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Hayır ben de bildiriyorum. Hiçbir yetkimiz yani yok. Siz nasıl, ne yapıyorsanız. Nereye, nereye yazılıyor bilmiyorum ama işte. Tamam siz nereye müracaat ediyorsanız biz de oraya müracaat ediyoruz. Yani şöyle yapamıyoruz. Bizde hiçbir yetki yok. Plakası ne? İşte şu. işte 34T bilmem kaç. Taksi odası başkanı olarak atıyorum işte sekreteriniz, başkan yardımcınızı arayıp işte şuna bir ceza yazalım. Ceza yazma yetkimiz yok. Veya işte lisans. Hayır, ne derler onu. ruhsatını. Çalışma ruhsatı, alalım. çalışma kartı. Öyle Yapamıyor bir yetkimiz böyle? yok. Olsa zaten taksiciden kimse şikayetçi olamaz. Neden? Biz mesleğini yanlış yapanları ihraç ederiz, temizleriz. Gerçekten işini düzgün yapanlar taksiciler. Yani o da öyle şeyler düşürür. Efendim? Oda üyeliğinden düşürün. Oda üyesi değiller. Yani şöyle bir şey, oda üyesi. E, taksi sahibi olanlar oda üyesi oluyor. Şoförler Üyeli değil mi? Şoförler üye değil. Yani bakanlığın aldığı karar gereği şoför arkadaşlar üye olamıyor. Üzerlerine ticari araç olamadığı için. Ticari araç sahipleri üye, üyelikten düşürme yetkisi de bakanlıkta. Onu da yapamıyoruz. Bir kişi nasıl üye olabilir? Nasıl üyelikten düşülebilir? İşin doğrusu biz ne yapıyoruz? Kurumsal anlamda mesleğin sorunlarını, sıkıntılarını yazılı bir şekilde, sözlü bir şekilde yetkili kurumlara aktararak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Faaliyet belgesi veriyoruz, muhasebe tutuyoruz, SGK tutuyoruz ve işte çalışma esaslarıyla alakalı. Taleplerimizi iletiyoruz. Çözüm önerilerini iletiyoruz. Ben bugüne kadar taksi sorunuyla ilgili belki yüzlerce habere haber editlemişimdir. işte onu manşete taşımışızdır. Ve bu olaylarda benim aklıma direkt İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu geliyor. Ve benim gibi bütün meslektaşlarım veya işte büyük bütün ıı, gazetecilerin, vatandaşların gözünün hedef tahtasında siz varsınız. Tamam işte suçlu biziz. Yani suçlu, günah keçisi. Evet günah keçisi biziz. Suçlu biziz ama siz ama diyorsunuz ki benim yetki hiç yok. Şey yok. Ben herkese söylüyorum. Katıldığım bütün programlarda ifade ettim. Bakanlık nezdinde, belediye nezdinde bütün yetkililere, bürokratlara sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e sesleniyorum. Taksicilere esnaf odasına yetkiyi verin. Bir ay süre verin. Ondan sonra bir tane şikayet bulamazsınız. Çok net konuşuyorum. Şöyle. Odanızın büyüklüğünü bilmiyorum. Yani ne kadarlık bir teşkilat şemanız var ama. Avrupa'nın pek çok şehrinden büyük bir nüfusu yöneten bir belediyeden bahsediyoruz. Onun işte bir organı olan Ulaştırma Komisyonu'ndan bahsediyoruz. Siz oda olarak onun yapamadığı bir şeyi bir ay gibi bir sürede yapacağım diyorsunuz. Bu çok iddialı değil mi? Çok iddialı ve isterseniz böyle bir yetkiyi versinler. Bir ay sonra siz canlı yayına bizi davet edin. Bu kadar basit mi yani? Çok basit. Çok basit. Sadece yaptırım yapacaksınız. Bakın bir araba <laughs> kaç yıl kullanılır? Rengi ne olmalı? Hı hı. O araba ne kadar çalışmalı? Bunlar bile Büyükşehir Belediyesi belirliyor. Hı hı. Bir şoförün nasıl taksici olabileceğini bile Büyükşehir Belediyesi belirliyor. Bütün yetkiler orada. Denetim yetkisi, eğitim yetkisi, yaptırım yetkisi Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda. Çok iddialıyız. Bütün yetkileri bize versinler. Hatta ve hatta ortak çalışalım. Emniyetimizle, zabıtamızla, belediyemizle ortak çalışalım. Bize de yetki versinler. Yani taksiciden kimse şikayetçi olamaz. Aynı müeyyidi kendi taksinize de uygular mısınız? Hemen. O örnek Mesela, olmalı. E, 2021 e, yılının Ağustos 26'sında taksinize ceza kesilmiş. Ne cezası kesilmiş? Kurban bayramı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda çalışan 400 aracın ruhsatlarının doğru cihaz kullanmadıkları için geçici olarak askıya aldığını belirtmiş İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir. Bunlardan iç, bunların içinde İstanbul Taksir Odası Başkanı Eyüp Aksun'un da taksisinin olduğunu. Eyvallah. Şimdi e, benim aracım havalimanında çalışıyor. Adıma kayıtlara havalimanında çalışıyor. Kurban Bayramının birinci gününde bütün araçların ruhsatlarını iptal ettiler. E, sebebi nedir? İşte farklı tarifeyle çalışıyorlar dediler. Ben e, Sayın Orhan Demir, Genel Sekreter Yardımcısıydı. Orhan Bey'i aradım. Bu sorunu bayram dedim yapmayın çözdüler. Ve e, böyle bir programa katıldığımda bir e, gazeteci arkadaş dedi ki sizin aracınız da var dedi. Belge getirdi önüme. Ben Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan acil bir şekilde arabamın denetlenmesini istedim. Taksimetre ölçümü yapılmasını istedim. Hı hı. E, ölçüm yaptılar, raporlar geldi. Ve hiçbir hata, hiçbir kusur yok denildi. Ben Orhan Bey'i mahkemeye verdim. Savcılığa suç hı hı. duyurusunda bulundum. Hakkımda asılsız haber yapıyor diye veya asılsız iddiada bulunuyor diye genel sekreter yardımcısını o raporlarla beraber hem raporları Orhan Bey'e takdim ettim hem de Orhan Bey hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ne çıktı? Ee, Karar çıktı mı? Takip ediyoruz. Mahkeme. Şimdi evet şimdi şöyle bir şey. Zaten ben örnek olmalıyım. Ben oda başkanıysam benim aracım en fazlasıyla doğru çalışmalı. Zaten şöyle bir şey. UKM toplantıları yaklaşınca hı hı. İstanbul'da 5000 taksi arzı gündeme gelince ısıtılmış eski e, yanlış yapılmış taksici hataları sık sık o akşamlar gündeme geliyor. Böyle bir şey yok yani. Sizin aracınıza böyle bir Yok, belgeleri size de iletebilirim, sizle de paylaşabilirim. Sanayi Teknoloji Bakanlığının müfettişleri geldi, Geldiler, denet, inceleme denet, yaptılar, raporu hazırladılar, herhangi bir şey bulamadılar. Hiçbir şey yok dediler. Ben de o raporla beraber Orhan Bey hakkında suç duyurusunda bulundum. Çok şaşırdım. Evet. Şimdi geçenlerde e, Tvnet ekranlarından da seyircilerimizin tanıyacağı e, Cüneyt Özdemir abimizin de yaşadığı bir ee, problem yeni kapıdan evine gitmeye çalışıyor. Pek çok noktada da var bu da ee, yaklaşık bir buçuk saat bekletiliyor. Ben de hakeza belli noktalarda beklediğim oldu. Bu tarz e, popülasyonun fazla olduğu noktalardaki bu kriz nasıl çözülecek ve neden kaynaklanıyor bu? Şimdi biraz önce... Ki Gideceği şey yerde 250 lira falan tutuyor yani. Az bir şey de evet. değil. 30 liralık, 40 liralık bir yere de gitmiyor. Konu, konu bize de Cüneyt Bey yansıttı. Avcılara gidecekmiş. Hı hı. Ve bir, bir buçuk saat taksi bulamamış. Şimdi şöyle bir şey var. Nerede olursanız olun, yüzde en fazla taksiyi 10-15 dakika beklersiniz. O da trafikten kaynaklı sorun var. Biliyorsunuz İstanbul'da trafik gün geçtikçe çekilmez hale geliyor. Şimdi aldığımız yolcuyu mes hep trafik Mesafen gün geçtikçe artıyor. Mesafe ne kadar olursa olsun bir yerden bir yere götüremediğimiz için onu bırakıp diğer yolcuya gelme şansımız trafik kaynaklı çok zor. Cüneyt Bey konuyu bana anlattı. Şimdi biraz önce bazı bölgeleri saydım sorunun olduğu evet. bölgeler. Yeni Kapı'daki İdo iskelesinin önündeki Taksi işletmeciliğini yani Ispark e, vasıtasıyla, Ispark yetkisiyle yapıyorlar. Yapılıyor. Orada bazı gruplar var. Gerçekten herkese iş vermeyen her taksicinin nişalamadığı bir e, çevre var, bir grup var. Orada yanlış bir çalışma sistemi var. E, geçen taksiye, oradan geçen taksiye iş vermiyorlar. Oradaki gruplar Böyle Bazı bir yetkisi var mı İSPARK'ın? Yetkisi İSPARK'ın işlettiği taksi durakları da var. Yani umuma açık olan yer Yani belediye Zincirli, işte belediyenin yöresmeliğinde veya belediyenin uygulaması. evet. İyi de böyle bir yetkisi var mı yani? Sen var. Ulaşım diye, yetkisi belediyeye zaten. diye. Hayır öyle değil. Şimdi İSPARK yeni kapıdaki işletmeyi yapıyor. Taksi tamam. işletmesini yapıyor. Tamam. Orada İSPARK'ın görevlileri işini yanlış yaptığı için işte orada her taksiye yolcu vermiyorlar. Bazı taksiler sabit bir şekilde oradan iş alıyor. Diğer arkadaşlara yolcu verilmiyor. Orada bir birikim oluyor. İyi de bekleyen biz oluyoruz. Bir buçuk saat i̇şte bekleyen bir İşte onu Büyükşehir Belediye'miz e, İSPARK orayı düzeltmesi Sayın lazım. Bütün topları Büyükşehir'e atıyorsunuz o zaman. Şöyle yapalım. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı veya Toplulaşım Hizmetleri Müdürümüzü davet edin. Belgeleriyle konuşalım. Açık yüreklikle ifade ediyorum. Büyükşehir belediyemizden herhangi bir yetkiliyi çağırın, sizin yanınızda bu konuları beraber anlatalım. Birçok televizyonda, birçok canlı yayında bunları anlattık zaten ve belgeleriyle anlatıyoruz. Yeni kapıdaki taksi işletmesini İspark'ın görevlileri yapıyor. Yani İSpark orada yetkili. Ama İSpark'ın e, buradan yolcu alamazsın deme gibi bir yetkisi yok. Orada çalışan Ispark görevlisi işini doğru yapmıyor. Fazladan para kazanıyor. Yani yanlış işler yapıyor. Onu gözümle görmedim fazladan para kazanıyor demeyeyim de oradaki işletim sistemi yanlış. Sayın Aksu ortada hukuksuz, kanunsuz, dolayısıyla illegal bir durum var. Evet, doğrudur. Siz bununla ilgili eğer Şimdi bir oda başkanısınız, sorumluluğunuz var, suç duyurusuna bulundunuz mu mesela? Burası bir hukuk devleti ve kimse yetkisini aşamaz. Sizde e, üzerinizde sorumluluk düşmüyor mu burada? Sorumluluk düşüyor, gereğini de yapıyoruz. Bulundunuz mu mesela? Bulunduk evet. O da benzeri Bulunduk. Ilgili. Hatta e, Büyükşehir Belediyesi'nde yaptık. Yeni kapı yap sadece bir örnek yani pek çok yeni kapı Sadece yeni kapı değil yani. ki biraz önce bahsettim. Uzun çayır var, zincirli kuyu var. Beşiktaş iskele var, Eminönü iskele var. Cevahir Alışveriş Merkezi'nin önü var. Yani yerleri de özellikle ifade ediyoruz, söylüyoruz. Umuma açık olan Ispark'ın çalıştırdığı yerlerde, sirkülasyonun olduğu yerlerde böyle konular var, sıkıntılar var. Hayır siz de şunu söyleyin. Buyurun. Deyin ki, Öyüp Bey biz araştırdık. Şu belgeyle yetki sizdeymiş. Veya şunu yapmamışsınız. Buna da açığız. Şimdi reklam arasına geçeceğim ama e, gitmeden önce şu soruyu da sormak istiyorum. Tabii buyurun. E, yine bir açıklamanızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir dava açtığınızı e, ifade ediliyor. Taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi maddesinin kaldırılmasını talep etmişsiniz. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Şimdi bu araçlara yani yaşlısı biniyor, kadını biliyor, biniyor, çocuğu biniyor. Hani yetişkin olarak belki biz kendimizi savunabiliriz de kendisini savunmaktan güçlük çekecek insanlar biniyor. Ve canlarını, namuslarını, her şeyine emanet ediyorlar. Şimdi taciz suçundan sicili olan birisinin taksicilikten men edilmesinden sizi rahatsız eden ne? Şimdi aslında konu öyle değil. Nasıl? Konu şöyle. Şimdi biraz önce de bahsettik. Ticari araç bir demir parçası, bir nesne. Siz onun üzerinde çalışırken ne yaparsanız <laughs> öyle tamam. devam eder. Şimdi örnek veriyorum. İyi davranırsanız araca değil size teşekkür gelir. Kötü davranırsanız, yanlış iş yaparsanız araca değil size ceza yazılmalı. Öyle değil mi? Evet. Şoför. Yani ne tarafa kullanırsanız direksiyon ne tarafa çevirirseniz o tarafa gider. Şimdi Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün aldığı bir karar var. Diyor ki kararda. Tudes yaptırım cetvelinde diyor ki. Örnek veriyorum 34 TA 01 nolu araç Taki şoför bir hanfendi bir be pardon hanıma bir kardeşimize taciz ve tecavüz anlamında Allah korusun. Bu olaylarda hiç tasvip etmeyiz. Bizim de bacımız, annemiz, kardeşimiz var. Biz namus konusunda çok hassas bir meslek grubuyuz. Yanlış yaptı. Şoföre ceza yazıyor. Bir de aracı trafikte men ediyor. Trafikte men ediyor. Trafikten men etme yetkisi yok. Aracın kusuru ne? Aracın kabahati ne? O yanlışı yapan kim? Şoför. Diyoruz ki biz. Şoförü meslekten ihraç et. O kişi daha taksicilik yapmasın. Ama aracı trafikten men etme hakkına sahip değilsin. Neden? Aracın suçu ne? Veya araç sahibinin suçu ne? Şu anda ben buradayım. Benim kendi adıma kayıtlı olan araç şu anda seyir halinde çalışıyor. Tamam. Bir hanfendiye yanlış yaptı. Taciz yaptı. Tamam. Kötü bir ifade Kötü kullandı. Kötü bir ifade kullandı, yanlış yaptı. O araca araçta çalışan şoför meslekten ihraç edilsin. Ceza yazılsın. Ya ben ya, şu anda programdayım. Benim ya, suçum ya, ne? Sayın Niye arabayı bağlıyorsunuz. Ya, Yahut daha evvel farklı bir meslek kurumuna atıyorum. Garsonluk yaparken atıyorum işte başka bir meslek grubuna çalışırken. E, sicilinde taciz, tecavüz, istismar sicili olması nedeniyle siz dediniz ki tamam geç kardeşim direksiyona. Hayır diyemem. Yok yok. Şundan bahsediyorum. E, o da gitti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuracak diyorsunuz ya şoför olabilmek için. O da oradan döndü. Siz buna karşı çıkıyor musunuz? Tabii. Hayır biz karşı çıkmıyoruz. Büyük şehri destekliyoruz. Biz diyoruz ki Taciz tecavüz suçuyla hüküm giymiş, yargılanmış veya bu konuyla muhatap olmuş kişi taksicilik yapmasın. Taciz tecavüz suçuna biz karşıyız. Yani karşıyız derken o şoför kesinlikle o konuyla muhatap olmuşsa bizim mesleğimizi yapmasın. Bir daha o direksiyona oturmasın. Oturmasın. Oturduğu zaman zaten büyükşehir belediyesi yetkili belgeyi vermesin veya çok temiz birisiydi. Çok temiz bir arkadaştı. Nefsine yenik düştü. O suçu işledi. O meslekten ihraç edilsin ve bir daha da oturamazsın. İdari, adli yargılansın. O bir daha mesleği yapamazsın. Ama benim aracımı niye bağlıyorsun ki? Ne yetkiyle bağlıyorsun? Niye trafikten men ediyorsun? O araç benim iş yerim. Benim fabrikam, benim ekmek ekmek teknem. Tamam şoförü ihraç edelim. Veya araç sahibi ise o suçu işleyen araç sahibi ise o da taksicilik yapmasın. Ama aracı bağlayamazsın. Şimdi siz özür dilerim. Belki yanlış bir örnek olacak ama burada çalışıyorsunuz. Yanlış bir iş yaptınız. Taciz, tecavüzle alakalı bir sıkıntı yaşadınız veya nefsinize uydunuz, bunu yaptınız. TV net 6 ay kapatılacak mı? Hayır. Peki bir örnek daha veriyorum. Şu anda E5'te metrobüsler çalışıyor. İETT otobüsleri çalışıyor. Tramvay çalışıyor. Metro çalışıyor biraz ilerimizde. Evet. Şimdi bunların şoförünün biri bir bayana yanlış yaptı. Bir kardeşimize yanlış yaptı. Tacizle tecavüzle alakalı bir yanlış yaptı. Metroyu durdurur durdururmuyorsunuz. Metroyu trafikten memme diyorsunuz. Veya o tramvayı kenara çekip bu tramvay çalışamaz mı diyorsunuz? Veya metro çalışamaz mı diyorsunuz? Yani nesneye nesneye ceza veriyor musunuz? Büyükşehir olarak. Hayır. Veremiyorsunuz. Hı. Neden? Diyorsunuz ki Metrobüs şoförü, metro şoförü, tramvay şoförü yanlış yapmıştır. Suçun şahsiliği evet. uygulanıyor. Aynen. Zaten ceza hukukunda da bu var. Pekala. Cumhurda da Gideceğim. Var. Çok fazla soru var. Özellikle uygulamalarla ilgili. İşte bir dönem Türkiye'ye girmeye çalışan. Hatta yani dönemde... ben konuyu toparlayayım da siz soruyu sorun reklama girmeden. Biz o kabahatleri, suçları işleyen şoför arkadaşın meslekten ihraç olmasını istiyoruz. Ama nesneye, araca ceza yazılmasına karşıyız. Onun için o davaya itiraz ediyoruz. Hukuki de değil diyorsunuz. Evet, değil. Kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Evet, döndük, devam ediyoruz. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Sayın Eyüp Aksu'yla birlikte ben yeni yeni şeyler öğrendim bu <laughs> programda. Daha ee... öğreneceğiniz çok şey var. Taha bey taksicilik anlamında sektör anlamında. Pekala. Bir soralım siz de doğrusunu anlatın o halde. Şimdi e, Türkiye'ye bir dönem giriş yapan hatta faaliyet gösteren bir mobil uygulama vardı. Ve siz bunu işte zaman zaman FETÖ'ye benzettiniz, dış mihraklara benzettiniz, sıkça hedef aldınız. E, ve mahkeme kararıyla önce faaliyetleri durdurdu. Sonra yeniden geri dönüş yaptı. Şu anda da taksiciler tarafından kullanılıyor. Ee, ne değişti? Şimdi bu global firma, yurtdışı kaynaklı, yurtdışı firması şimdi korsanlık yapıyordu İstanbul'da. Ticari taksilerle değil, özel araçlarla taksi taşımacılığı yapıyordu. Yani komisyonculuk yaparak, teknolojiyi kullanarak bizim emeğimizi, ekmeğimizi yok ediyordu. Biraz önce de ifade ettim. Bütün yetkiler Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Yani belediyesinde daha doğrusu. Ee, i̇yi taksi diye Büyükşehir Belediye'miz bir aplikasyon mecburiyeti koştu. Çağrı sistemi, aplikasyon sistemi. Ve bütün taksiler bu sistemi kullanmazsa Büyükşehir Belediyesi taksilere çalışma ruhsatı vermiyordu. Şimdi biz diyoruz ki, Kesinlikle bu işin mutfağında biz varız, biz yapmalıyız. Yani bir dayatma olmamalı, bir tekelleşme olmamalı. Şimdi bu yurt dışı kaynaklı bu firma, ismini zikretmek istemiyorum. Dünyanın her yerinde taksi taşımacılığını bitirdi. Çünkü korsan, yasal değil. Yani özel araçlarla taşımacılık yapıyor. Kanunda taksi taşımacılığını devletin verdiği şartlarda ihaleyi alan, Büyükşehir Belediyesinden taksi izni alan taksiler yapabilir diye kanun var. Sizin mesela bir örnek veriyorum, evinize gideceksiniz, işinize gideceksiniz. O global korsanlı uygulamasını indiriyorsunuz, özel araç geliyor, yasal olmayan araç geliyor, siz alıyor, istediği yere götürüyor. Aslında de, dünyada büyük, büyük taşımacılık var. Dünyada en fazla tacizle tecavüzle suçlanan kayıtlara bakın e, internete girin bakın en fazla bu konuda yargılanan ve bu konuyla muhatap olan firma o firma Yine milyonlarca müşterisi var sayısı olarak fazla olması normal değil mi e, Şimdi normal ama bu konuyla oranlara bir bakın taciz ve tecavüzle suçlanan en büyük firma tamam şimdi yasal olmayan bir. Korsan taşımacılık çalışabilir mi? Çalışamaz. Şimdi TV net örnek veriyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan belgesini almış, siz bu konuda okulları bitirmişsiniz. E, bu işi yapıyorsunuz. Bu meslek sizin mesleğiniz ve bütün yasal yetkilerle bu işi yapıyorsunuz. Ben de mikrofonu elime alıyorum. Okulunu okumamışım, hiçbir izin almamışım. Çıkmışım sokaklarda kamerayla diyorum ki ben de gazeteciyim veya ben de televizyoncuyum diyebilir miyim? Korsanlık. Diyenler var. İşte o da korsanlık. Diyenler var. O da korsanlık. Ona da müsaade edilmemeli. Korsanın her türlüsü olmamalı. Karşıyız. Şimdi bu global firma geldi Türkiye'de çalıştı ve biz yasal olmadığını ifade ettik. Emeğimizi ekmeğimizi yok ettiğini ifade ettik. Yasal süreci başlattık ve erişim engeli konuldu. Yani daha doğrusu mahkemeyi kazandık biz. Haklıydık çünkü. Bu konuda da sayın cumhurbaşkanımız gerekli açıklamaları yaptı. Yani e, net taksicinin yanında olduğunu söyledi. O firmanın e, korsan olduğunu da ifade etti. Esnafımız adına da sayın yetkililerimize, sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi. Biz mahkemeye kazandık. Onlar istinafa başvurdular. Bir üst mahkemeye başvurdular. Kararı kabul etmediklerini söylediler. İstinaf mahkemesinin kararı da şu şekilde geldi. Dedi ki, siz özel araçlarla taşımacılık yapamazsınız. Bu bir korsandır. Haksız rekabeti menine karar verdi mahkeme. Haksız rekabet var dedi burada. Özel araçlarla taşımacılık yapamazsınız. Fakat T plakalı tahtitli araçlarla bu komisyonculuğu yapabilirsiniz dedi. Ki pek çok istinaf mahkemesi uygulama var şu anda. Evet. Ve istinaf mahkemesi bu kararı verdikten sonra o firma şu anda ticari taksilerle tahtitli sarı taksilerle çalışabiliyor. Biz bunu da kabul etmedik. Çünkü bu firmanın geçmişi korsan biz bu firmaya güvenmiyoruz. Bu firmayla çalışmak istemiyoruz. Biz tuttuk, yargıya başvurduk. Yargıtay'a. Şimdi konu Yargıtay'da. Ama Yargının kullanan... alacağı karara saygı duyacağız. Biz diyoruz ki <laughs> milli yerli olmak şartıyla bu iş rekabet açılsın. Teknoloji olmadan bu meslek yürümez. Siz akıllı telefondan taksi çağıracaksınız. Hangi taksi gelecek? Kaç dakikada gelecek? Hangi lokasyondan gelecek? Siz nereye gideceksiniz, kaç para ödeyeceksiniz, şoförün adı nedir, plakası nedir bunları göreceksiniz. Şu yani, anda böyle uygulamalar var. Var. Ben de kullanıyorum. Milli yerli uygulamalar var. Biz var. bunları destekliyoruz. Biz taksiciler esnaf odası olarak Taksim adı altında uygulamayı başlattık. Şimdi test çalışmaları yapılıyor. En kısa zamanda biz de bunu hayata geçireceğiz. Siz oda olarak bir uygulama da siz mi yapıyorsunuz? Evet yaptık. Şu an bir taksicinin... Telefonunda, cihazında kaç tane uygulama var? Yani Minimum 5-6 tane vardır belki. Yani şu anda milli yerli olan 3 tane uygulama var. Yasal olan. Bu 3 uygulamayı kullanıyorlar zaten. Aktif olarak 4 olacak bu sayı. Yani evet 4 olacak. İ-Taksi e devam ediyor mu? İ-Taksi e devam ediyor ama Büyükşehir Belediyesi bunu da yapamadı. Kadük kaldı. Cihazlar çalışmıyor. Onlarınki akıllı telefonda değil. Yani laptop tarzı cihazlarda. Hı hmm lokasyonda buluşturmayı sağlayamıyor. Ayrıca donuyor Lokasyona cihazlar. Lokasyonda sağlayamıyor derken ben şu an i e taksi vatandaş olarak kullanamıyor muyum? Kullanabilirsiniz. Tamam. Yani teknoloji anlamında başaramadılar. Şu anda dayatma da kalktı. i e taksi kullanmayan taksiciye ruhsat verilmiyordu. Bir tekelleşme vardı. O dayatmayı kaldırdılar. Şimdi rekabeti açtılar. Milli yerli uygulamaları kullanabilirler. 10 taksiden kullanabilirler. kaçı Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamasıyla yolcu taşıyordur bugün mesela? 10 taksiden kaçıdır? Bugün bilmiyorum kaç tane olduğunu ama 14.500 arabada bu takılıydı. Takılıydı. Bugün hepsi çöp mü şu anda? Yani çoğu çöp. Büyük evet. Para. Evet. Evet. Zaten Sadece biz onun ihale sürecinde yani. de karşı çıktık. Dedik ki bu ihalesi... Ne zaman takıldı bunlar? Bir önceki yerel yönetim zamanında Kadir Bey'in, rahmetli Kadir Bey'in zamanında takıldı. O zaman çalışıyor muydu? O zaman da çalışıyor, çalışmıyordu ama yani çalışmazdı da zaten. Bir yerde bir dayatma varsa, var. bir tekelleşme varsa o çalışmaz zaten. Orada bir sorun var o zaman ya. Yani. Tabii yani yanlış sistem. Biz taksiciler esnaf odası olarak yerli milli Sizinki çalışacak mı? Çalışacak. Taksim adı altında bir uygulamaya başlıyoruz aplikasyonumuzda Şu anda test aşamasındayız. En kısa zamanda yolcu memnuniyeti artacak. Siz bu Mesela ben oradan şikayet edebilecek miyim size? Siz şikayet ettiğiniz zaman o uygulamada işte ödüllendirme, cezalandırma, puanlama sistemi olacak. O uygulamada siz sorunu yazdığınız zaman o üç defa aynı sıkıntıyı eğer büyük bir kabahat değilse Üç defa tekerrür ettiyse, tekrarladıysa biz onun sistemini kapatacağız. Yani siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne cezalandıracaksınız. Evet. Yani o sistem üzerinden sistem cezalandıracağız üzerinden ama başka o, bir sistem kullanır. O başka bir sistemi kullanır. Örnek veriyorum. Diğer sistem de böyle cezalandırırsa o adam daha sistemi kullanamaz o arkadaş taksicilik yapamaz. Buradan mobil uygulamalara, yöneticilerine sesleniyorum. Lütfen şu ceza sistemini siz uygulayın o zaman yani ben aynen, ne aynen. diyeyim yani. Uygulanmalı evet. Şimdi e, ben e, sık sık işte seyahat etmek durumunda kalıyoruz. İşte farklı şehirlere gidiyoruz, yurt dışına gidip geliyoruz. Evimden bindiğim zaman taksiye İstanbul Havalimanı'na kadar ortalama 300 ila 350 lira arası bir tutar ödüyorum. Fakat e, dakikalık araba kullanma uygulamaları var. Şu an onlar da yerli ve milli işte Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar. Geçtiğimiz günlerde bir deneyim dedim. Baktım kapımın önünde bir tane araç var. Gittim işte uygulama üzerinden açtım. Kiraladım dakikası karşılığında. Gittim İstanbul Havalimanı'na kadar. Ücretini de ödedim. Yağın olmasın ya 96 lira ya 97 lira bir para ödedim. Yakıt da onlara ait. Yani ben dakika başına para ödüyorum. Şimdi bir, bu tarz uygulamaları da korsanlık olarak görüyor musunuz? Görüyoruz ve bu konuda da hukuki süreci i̇ki, başlattık. 2. Arada çok büyük bir makas açıltığı yok mu ya? 300-350 lira nerede? 96-97 lira nerede? Aslında ben onların verilerini getirdim. O işte bir yanlış var. Ee, şimdi ben de. de ben ödediğimi söylüyorum ya. Ya işte ben faturasını da göstereyim. Telefonumda var. Şimdi ben buraya gelirken biraz konulara çalıştım. Getirdim. Ee, onları isterseniz buradan açıp söyleyebilirim. Tamam. Buyurun. Şöyle onların fiyat tarifeleri aslında ben pahalı diye biliyorum. Çünkü aldığım veriler o şekilde. Ee, o zaten bir... Şöyle söyleyeyim size. Benim kiraladığım arabanın dakikalık ücreti 3 lira 60 kuruştu. Hadi diyelim 4 lira olsun. Benim evimden havalimanı yarım saat sürüyor. 30 çarpı 4 120 lira eder. Gene 300 lira tutmuyor. 350 lira tutmuyor. Şimdi siz... Yakıtı da onlar ödüyor. Siz Muhakkak trafik saatinde gitmemiştir. Trafik, Hayır ben zaten muhtemelen ya sabaha karşı uçuyorum ya gecenin bir yarısı uçuyorum. Taksiyle gitsem de trafiğe girmiyorum. Bakın ben buraya gelmeden önce verilerini aldım. Yani taksiyle trafiğe girsem ne kadar tutar onu da bilmiyorum. Firmanın ismini vermiyorum. Tamam. Şimdi dakikası 3.49 olan orta bagaj 4 koltuklu sedan araçlar tamam. var. Dakikası 3 lira 29 kuruş olan eh hatchback araçlar var. Tamam. E, dakikası 2 lira 95 kuruş olan araçlar var. Tamam. Bir de dakikası 3 lira 45 kuruş olan en yüksek ne kadar dediniz tarifeyi? Jeep tarzı şeyler var. 3 lira 45 kuruş. 3 lira 45 kuruş olsun. 49 Benim, pardon, 49 kuruş olsun. Evet. Hadi diyelim 4 lira olsun. Eyvallah. Şu anda siz taksiciler odası olarak kilometre başına ne kadar para alıyorsunuz? 6.30 6 lira 30 kuruş. Benim evimden havalimanı 42 kilometre. Ne yapıyor? 6.30 Ne yapıyor işte? 250-260 lira büyük para yapıyor. Kaç kilometre dediniz? 42 kilometre. İşte 6.30'la 42'yi çarpacaksınız. De Bir dedecek. de açılış 200... ücretini ilave edeceksiniz. Tamam 280 lira. 10 lirayı ilave edeceksiniz. Oldusu bittisi 300 lira. 3.49 e, dediniz şeyin ücretine en yüksek tarifeye. Evet. Benim evimden havalimanı 30 dakika sürüyor net. Yani neredeyse her hafta uçtuğum için buradan arkadaşlar da sağ olsunlar yardımcı olduklarını da biliyorum. Şahsi aracımla da gittiğimde hadi olsun 32 dakika sürüyor maksimum. 30 çarpı e, 3.49 dediğinizde de ne yapar? 90 lira yapar, 95 lira yapar. 280 lira nerede? 90 lira nerede? Şimdi şöyle Islağ bir şey. daha şey şöyle oluyor. Şöyle bir şey. Ee, pahalı oluyor. Bu şoförsüz araç kiralama hı hı. sizin kullandığınız. Yo hayır, ben şoförlü şoförsüzü kastetmiyorum. Siz daha pahalı oluyor dediniz ya, rakamlarla geldim dediniz. Şimdi biz geçenlerde bu olayı hukuki süreç açısından başlatmak adına bir test yaptık, bir yolculuk yaptık da oradan biliyorum. Yani sizin bu dediğinizi tekrar ben araştıracağım. Bizim yaptığımız yolculuk taksiden pahalıydı. Onun için tercih edilmiyor. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz bir taşımacılık türü. Tabii ki bu bize zarar veriyor. Biz bu konuda da e, gerekli işlemleri hukuk alanında başlattık. Sayın Aksu bunu da iptal ettirecek misiniz? Yani iptal ettirmek üzere başvuracak mısınız? Tabii başvurduk diyorum. Yani bu konuyla ben araba kiralıyorum ama yani günlük de araba kiralayabilirim. Şimdi zaten şöyle araba kiralamamın önünde bir engel var mı? be? Şöyle bir şey. Hukuk alanında engel yoksa yapacak bir şey yok. Hayır mantıksal ama, olarak soruyorum. Ben günlük araba kiralayamaz mıyım? Kiralayamaz mıyım? Aylıkta kiralarım, saatlikte kiralarım, aylıkta kiralarım. Zaten şöyle bir şey. Hukuk alanında bir dayanağı varsa yapabilir. Onda sıkıntı yok. Yok mantıksal olarak soruyorum sadece size. Evet abi şoförsüz şey de, araba kiralamalar var şu şu kadar e, mesela havalimanından indim ben İstanbul'a evet, geldim. Evet. Taksi kullanmak istemiyorum arkadaş. Evet. Gittim bir renta kar şirketine, oto kiralama şirketine. Kaç lira kardeşim günlüğü? 300 lira, 500 lira, bin evet. 1000 lira. Neyse artık. Aldım çıktım. Bu kanuni mi? Evet. Kanuni. Renta kar şirketi diyor ki, kiralama şirketi diyor ki ben günlüğü 500 liraya veriyorum. Saatliği 100 liraya veriyorum. Evet. Bu da kanuni o zaman. Evet. Buna neye karışıyorsunuz şimdi? Ben şimdi onu anlayamadım. Şimdi şöyle bir şey. Bakın. Biz siz eğer o aracı kullanmasaydınız, örnek veriyorum, taksiyle gidecektiniz veya toplu taşımayla gidecektiniz. Hı hı. Yani bizim mesleğimize zarar veren, yasal olmayan her konuda biz dava açmak, konuyu takip etmek zorundayız. Biz bu konuda başvuruyu yaparız. Hukuk, yargı der ki: bunun taksiciliğe bir zararı yoktur, yasaldır der. E, yargının kararına uyarız biz. Burada şimdi vatandaşın yararını da gözetmek çok insani bir şey değil mi? Yani bize zarar veriyor, onu kapattıralım. Bize zarar veriyor, şunu kapattıralım. Bunu engelletmeyelim. Şimdi yasal değilse, vatandaşın da orada karı varsa vatandaş da onu kullanmamalı. Ama bu sizi çok radikal bir pozisyon çekmiyor mu? Yani onun da engellenmesine <laughs> ta talebinde bulunmak, bunun da engellenmesine yasal, bulunmak. Yasal süreçte ekmeğimize zarar veren her şeye karşıyız. Ama ee, yasalsa Sayın Aksu bu biraz şeye benzemiyor mu? Ben mesela diyelim ki İstanbul'a taksici odası başkanlığı ile ilgili kafamda bazı düşünceler var. Herkesin olabilir, olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Ben başladım sizin hakkınızda, genel sekreteriniz hakkında, ne bileyim işte. Bütün yönetim kurulunuz, üyeleriniz hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bana da diyorlar, geliyorlar diyorlar ki ya sen ne gördün Sayın Aksu hakkında? Ben de diyorum ki ya bakalım günahsızsa çıkar ortaya. Öyle bir kapıya çıkmıyor mu bu şimdi? Şimdi eğer siz e, bir sebep Halbuki varsa bir suç yok duyurusunda yani. bulunabilirsiniz. O sizin dediğiniz yani kişisel bir düşünce. Yani tamam. anormal bir şey. Tamam. Bir husumetiniz vardır. Bir gıcıklığınız da vardır. Bir kiliniz, nefretiniz vardır. E, siz sürekli bu konuda takipçisi olursunuz ama bizim herhangi bir kuruma herhangi bir firmaya kinimiz, nefretimiz, gıcıklığımız yok. Biz inceliyoruz. Gerçekten mesleğimize giren bir sektör var ise, bir konu varsa o konuda ekmeğimizi savunuyoruz. Ama bu sizin meslenize girmiyor ki. Ben o arabayı alıp taksicilik yapmıyorum sonuçta. Gideceğim yere kadar gidiyorum, bırakıyorum. Bu sizin şahsi fikriniz. Benim şahsi fikrim de öyle ama bu konuda. Sizin şahsi karar... fikrinize göre ben burada korsan taksicim mi oluyorum? Yok olmuyorsun. <laughs> ne oluyorum ben? Şimdi şöyle bir İllegal şey. bir iş bu mi yapıyorum? Konuda, bu konuda yargı karar verir biz de ona saygı duyarız. En azından şansımızı deneriz. Eyvallah. Şansım. <laughs> Pekala. Şimdi şu e, VIP taksiler meselesi var. Bu iş tuttu mu Turkuaz taksi meselesi? Yani Turkuaz fazla tutmadı ama VIP taşımacılık var tarifesi %75 Minibüs normal midibüs tarzında. Normal taksiden fazla olan siyah T plakayla yapılan bir taşımacılık var. Sekizlik araçlar diyelim. Eee VIP araçlar. Bu tuttu ve sayısı gün geçtikçe artıyor. Hem yolcu tarafından bayağı bir talep var. Hem taksici şoför arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımızdan Talep var. Bu iş tuttu ama Turkuaz biraz tutmadı. Ee, taksi kullanıyor musunuz özel hayatınızda? Tabii tabii. Sürekli taksi kullanıyorum. Şu ana kadar yaşadığınız en ilginç olay nedir diye sorsam size. Şimdi ben taksicilik yaptığımdan bahsedeyim. Hı hı. Veya yolcu olarak mı? Yani. Yolcu olarak, müşteri olarak. Şimdi Mesela arabaya girdiğinizde kendinizi tanıtıyor musunuz? Ben taksicilik olası. Tanıtmama gerek yok. Zaten Tanıyorlar. arkadaş aynaya bakınca tanıyor. Ha. Böyle bir tanınmışlıktan dolayı farklı muhabbetler, sohbetler oluyor. Hı hı. Ama ben taksicilik yaptığım zaman e, yani çok farklı olaylara şahit oldum. Mesela? Çok tanınmış siyasetçilere denk geldim. Hı hı. Çok tanınmış sanatçılara denk geldim. Gerçekten çok yoksul, çok fakir, çaresiz vatandaşlarımıza denk geldim. Ben havalimanında taksicilik yapıyorum. Milyonlarca oraya yolcu geliyor. Biz orada yaklaşık bin aracız. Bir hanfendi veya bir beyefendiyi bin aracın içinden aynı kişiyi denk gelerek 4-5 defa götürdüğümü bilirim. Çok Yaralı hastanelere taşıdığımı bilirim, hı hı. emanet taşıdığımı bilirim. Yani çok değerli, çok önemli böyle hadiselerle karşılaştım. Pekala. Şimdi tepki çektiğiniz bir diğer haber. Daha doğrusu çıkış sağ sol yakmak istemiyoruz çıkışınız. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz o. Global korsanı mahkemeye vermiştik. Çağlayan Adliyesi önünde yaptığım açıklama evet, o. Basın açıklaması. Tamamı öyle değil aslında. Oradan bir alıntı yapıldı ve çarpıtıldı. Şöyle, Siz diyorsunuz ki Avrupa ülkelerinde malum o markaya karşı ticaret taksileri eylem yaptı ve eylemi bazı konularda şiddete dönüştürdüler. Biz İstanbul'da İstanbul taksicileri olarak eyleme karşıyız biz şiddete baskıya karşıyız. Kesinlikle buna tasvip etmiyoruz ve yapmalarına da müsaade etmeyiz. Fakat ekmeğimizi ve emeğimizi e, emeğimiz için elimizden gelen hukuksal mücadelemizi sonuna kadar veririz ve siyasi görüşmelerimizi her türlü yaparız. E, diye bir açıklama yapmışsınız peşinden. Şimdi zaten e, konunun bütününe bakarsanız, konunun bütününde ifade ettiğim şu o süreçte bütün Avrupa ülkelerinde e, o global korsanın araçlarını yakıp yıkıyorlardı. Bir sürü olaylar oldu. E, İstanbul'da da çerçevesini kırdılar. Biz onu tasvip etmiyoruz. Biz diyoruz ki şiddete karşıyız. Yakıp yıkma bizde kesinlikle olmaz. Ama emeğimiz ekmeğimiz için hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar savunuruz. Hukuki anlamda müracaat ederiz. Elimizden geldiği şekilde e, şiddete başvurmadan yargıda hakkımızı ararız diyoruz. Hı hı. Oradan o kelimeyi aldılar. E, basın ve medya özellikle o konuyu çarpıttı. Bazı basın, bazı medya grupları. Ve o konuda yargılandım, beraat ettim. Hı. Suçlu bulunmadım pekala. Şimdi bu global e, markanın rakibi olarak olan bir başka marka var bunun davetlisi olarak Dubai'ye gitmişsiniz Evet bu markayla daha sonra taksimetrelerin sözleşmesi için bir anlaşmaya varıldı mı şimdi şöyle bir şey bu firma bizle görüşmek istedi o bahsettiğiniz Dubai'ye gittiğim firma bizle görüşmek istedi Ben dedim ki biz oda olarak kesinlikle bir korsan firmayla görüşemeyiz Siz evet. korsanlık yapıyorsunuz görüşemeyiz siz sisteminizi kapatırsanız derseniz ki biz kesinlikle bu sektörden çekildik, hı hı. bu sistemi kapattık. Ondan sonra görüşebiliriz dedik. O firma korsanlığı bıraktı bizim ısrarımızla. Hatta o firmayı da mahkemeye verecektik. Mahkemeye <laughs> vermeden önce erişimini kapattı. Hı hı. Yani korsanlığı bıraktı. Ticari taksilerle çalışıyordu. Biz teklifimiz şuydu: Korsanlığı bırakın, korsanlık yapmayın. Ondan sonra görüşelim. Hı hı. Firma o siteyi, o erişimi kapattı, korsanlığı bıraktı, bizle görüştü. Dedi ki: Biz var olan ticari taksilerle çalışıyoruz, var olan ticari taksilerle çalışma sistemimizi merkeze Dubai'de, biz orada size Teknolojimizi gösterelim. Oradaki ticari taksiler nasıl çalışıyor? Çalıştığımız ülkelerde teknolojiyi nasıl kullanıyoruz? Bu adamın Dediler. İstanbul ofisi yok mu? İstanbul ofisi var. Yani Genel dediniz, merkezleri uygulama, oradalar. Için. Call centerları orada. Serverları orada. Ve oradan dünya ülkelerine hizmet ediyorlar. Sayın Aksu server dediğiniz bir oda işte. Hartistlerden oluşan. Yani cihazlar var. Siz orada ne yapacaksınız? Dubai'de şeyde. Sörgül Odası'nda. Taksi işletim sistemi var. Tamam. O da bir uygulamadır. Uygulama dediğiniz Uy... telefondan Şimdi gösteriliyor. Şimdi şöyle mi? bir şey. Dört Çünkü çeşit... bir iddia var onu, onu soracağım yani. Dört çeşit taksi var. Evet. Dört çeşit taksi var. Ayrıca orada call center'ları var, şoför eğitimleri var. Araç e, filoları var. Taksi nasıl çağrılıyor? Nasıl işletiliyor? O sistemi göstermek için veya biz incelemek için gittik. Hı hı. Bir tek o ülkeye gitmedik. Biz bir sürü ülkeye gittik. Teknolojiyi inceleyip İstanbul'da hı hı. o teknolojilerden faydalanarak İstanbul'da da aplikasyon sistemi Var kurmak. falan gidebilirsiniz. Bu bir şey değil. Yani belki şey anlaşılabilir de burada davetli olarak gitmeniz biraz tepki toplamış. Zaten bütün firmaların davetlisi olarak gidiyoruz Öyle ve mi? biz de işte örnek veriyorum herhangi bir ülkede hı hı. Bir teknolojiyi örnek olarak görüyoruz. O firmayla görüşüyoruz. O firma davet ediyor veya biz o firmadan randevu isteyip o şekilde gidiyoruz. Biz teknoloji anlamında birçok ülkeye gittik. O teknolojileri inceledik. Burada Ve o bahsettiğiniz firma İstanbul'da korsanlığı kapattıktan sonra kabul edip o firmanın davetine icabet ettik. Ve şu anda o firma çalışmıyor biliyorsunuz. Kapalı. Çalışmıyor musunuz? Çalışmıyor. Hayır o firma çalışmıyor kapalı. Peki şu anda çalışmıyor da o tarihte bir anlaşma yapıldı mı firmayla? Yok biz hiçbir bir firmayla anlaşma yapmadık. Çünkü biz yerli ve milli firmalarla çalışmak istiyoruz. Ve biz bunu esnaf odamızda yaptık. Ama o zaman bir açıklamanız var. Diyorsunuz ki para alan sözleşme yapan şimdi o ifadeyi kullanmak istemiyorum para aldığınız sözleşme yaptığınız yönünde bazı iddialar ortaya Tamam hazır. ben de karşılığında diyorum ki ispat edin. Öyle bir şey yok. Başka markalarında davetlisi olarak biz gittik yine olsak yine gideriz diyor musunuz? Mesela? Tabii tabii şu anda bir teknoloji firması taksiyle çalışan hı hı. taksiye faydalı olan bir teknoloji firması davet etse gider inceleriz. Bizim burada kriterimiz şu korsanlık yapmayacak. Hangi ülkede olursa olsun taksicinin ekmeğine zarar vermeyecek. Yasal olacak. Şu andaki e, taksimetre tarifesini yine yeterli bulmuyorsunuz. Bulmuyoruz. Çok ucuz. Daha ne olur? Yani Şimdi Taha Bey, şimdi Taha be. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanarak en ucuz taksimetresiyle Dünyanın çalışıyoruz. Dünyanın en pahalı akaryakıtını da kullanmıyoruz da. Ya Afrika ülkeleri veya işte ne Afrika'da bileyim, pet, par, pardon, petrolün çıka, çıktığı ülkeler hariç dünyanın en pahalı akaryakıtını göre kullanıyor. ucuz kullanıyoruz. Biliyorsunuz, siz de bunu biliyorsunuz yani. Yani euroya vuracak olursak, siz euroya vuracaksınız şimdi kilometre başına aldığınız ücreti. Ben de o zaman akaryakıtı euroya vururum. Size, size rica ediyorum. Dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin Avrupa ülkelerinde yaptığınız seyahatin bir kilometresini bir ücretini bir not edin. Burada sizle görüşelim. Tamam. Ben onu not Bakın, ederim ama o bak. aracın aldığı akaryakıtın da ücretini not etmem gerekiyor. Tabii onu da not edin. Geçen hafta e, aracı da not edin. Aracın bedelini de not edin. Sayın Berhan Şimşek buradaydı. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. Londra'daki akaryakıt fiyatlarını söyledi. Burada neredeyse iki katı kadar ediyor yani. Ona bakarsanız. Belki de daha fazla yapıyor. Şimdi birim fiyatları üzerinden kıyaslayacaksak bakar yakıt anlamında bunu ben söylemiyorum. Ulaştırma Bakanlığı söylüyor, ne bileyim Maliye Bakanlığı söylüyor. Yani dolar cinsinden, euro cinsinden bakacak olursak siz tarifeyi o anlamda değerlendirdiğiniz için söylüyorum gene ürün kalıyor ya. Yani. Şimdi taksi farklı bir taşıma türüdür. Tamam. Taksi toplu taşıma değildir. Değildir. Taksi e, kişinin bireysel kullandığı, şoför olan bir taksi. Bu arada ben böyle soruyorum ediyorum da başıma bir şey gelmez değil mi? Yok. Ne gelecek size? Tamam. E ne gelebilir ki? Korkunuz, endişeniz nedir? Valla şey yapmıyor endişelenmiyor değilim yani. Yok yok siz istediğiniz soruyu tamam. sorun ya. Bizim taksici tarafından en ufak bir sıkıntı olmaz. Bu sabaha karşı biniyoruz gece yarısı Yok biniyoruz. yok yok. Siz bakın beyefendi, Taha Bey. Biz gece gündüz 7 24 saat. İstanbul halkına hizmet ederiz. Yeri gelir ambulans oluruz. Yeri gelir karakol görevi yaparız. Yeri gelir emaneti teslim ederiz. Karakolluk da yapmayın da. Biz biz çok farklı bir gerçekten iyi bir taşıma grubuyuz ama içimizde çürükler var. Bu çürükleri ayıklamanın yolu da Büyükşehir Belediyesi yetkiyi bize verecek. Biz gereğini yapacağız. Şimdi tarifeden bahsettiniz. Konuyu ee, anlatayım. İstanbul'da kilometre başı 6 lira 30 kuruş alıyoruz. En son tarife değişikliği 4. ayın 7'sinde oldu. Şu anda burada çalışan, firmanızda çalışan 4 kişi toplu taşımayı kullansın veya taksiyi kullansın. Toplu taşımadan biz çok ucuzuz. Türkiye'nin 81 ilinden Kilometre başına daha ucuz bir taşımacılık yapıyoruz. Bakın, 100 bin liraya aldığımız araç 500 bin lira oldu. Tamam. Yakıtın litresini kaç para alıyordu, kaç para oldu? Sigortalar kaç para oldu? Demirbaş giderlerimiz, baskı, balata, işte akü, lastik, lastik 4-5 kat katladı. Veya 10 kat katlayan e, malzemeler oldu. Şimdi bizim taksimetre ücreti hala yerinde duruyor. Hala ne durmuyor. Nisan'da değişmiş. Işte. Bakın ben size çok net ifade edeyim. Belki olmamış. beni burada yanlış anlayabilirler. Veya farklı algı yapabilirler. Şu anki tarifemizin %100 artışı olmalı ki biz anca değerlerimize erişelim. Yani kilometre 12 lira, 13 lira. Evet 13 lira olmalı. %100 artış olmalı ki biz anca taşımacılık değerlerine erişebiliriz. Biz şimdi... şu anda çok net ifade ediyorum. Her yerde ifade ediyorum. Biz şu anda toplu taşıma görevi yapıyoruz. Yapmayın. İşimiz bu. Ne yapalım? Yani şey, ticaret... Kaç mı kalalım? Esafla o şey olur mu? Ticaretin mantığı kar etmek değil ticaret mi? Ticaret değil bu bizim işimiz. Bu bizim ekmeğimiz, fabrikamız, tamam, iş zarar, yerimiz. Zarar eden bir işletme açıklamıyor. Devlete mı para diyorsun? verdik ne yapalım? Devletten ihaleyle bunları satın aldık. Götürüp birisine hediye mi edelim? Yo ben hediye edin demiyorum da Sayın Aksu ben şimdi uçak şimdi bileti biz, parasına uçak bileti parasına evimden havalimanına gideceksem burada bir sıkıntı var. Bir de geldim. Şimdi şöyle bir, bir şey. Bir uçak bileti daha yani. Burada çalıştığınız yerde bir gazeteci olarak Buyurun. Asgari ücrete mi çalışmak istersiniz yoksa dolgun ücrete çalışarak ferah mı yaşamak istersiniz? Tabii ki. De Biz zarar etmişsiniz. etmiyoruz. Allah bin bin bereket versin. Tamam. Hamd olsun, Şükürler olsun. Hı hı. Her zaman şükrediyoruz ama hak ettiğimiz kazancı sağlayamıyoruz. Zarar etmiyoruz. Tamam. Hamd olsun, Şükürler olsun. Para kazanıyoruz ama eskiden taksicilik gerçekten çok iyi bir maddi anlamda, ekonomi anlamında iyi bir taşımacılıktı. Ama şu anda neredeyse giderlerimizi karşılarken gelirle gider yani eş değer olmaya başladı. Mecidiyeköy'den Taksim kaç kilometre? Aşağı yukarı. 10 var mı? Sanmıyorum yoktur. 8 kilometre olsun. Yaklaşık öyledir. Şu anki Tam rakam... Tam net bilmiyorum ama yani tahmin edebiliyorum. Tamam 8 kilometre olsun. Şu anki rakamlarda 6 kere 8, 48, 50 lira işte 20 lira da açılış ücreti 70 liraya 75 liraya gidebiliyorsun. 20 lira açılış ücreti değil. Ne? 9 lira 80 kuruş. Öyle mi? Artı 9 lira 80 kuruş 2 kilometre de para yazmıyor yani. İndibinde bin olayı var. Bakın iyi bir örnek verdiniz. Tamam. <laughs> Şimdi iyi yakaladın. Size malzeme <laughs> i̇yi, <laughs> evet, i̇yi bir örnek Hı. verdiniz. Taksim Mecidiyeköy arası 50 lira yazdığını düşünün. Tamam. Dört kişi bindiğini düşünün ticari taksiye. Tamam. 50 lira yazmaz da fazla yazar. Ya yani aşağı yukarı o para yazar. Şöyle söyleyeyim 70-80 liradan aşağı yazmaz. Bakın yok o kadar da yazacağını Sayın sanmıyorum. Hüseyin, deneyelim mi? Şimdi deneyelim tamam, sıkıntı yok. Deneyelim. Şimdi bakın 12 lira yaklaşık bir toplu taşıma bileti. 12 lira. Zaten dört kişi 50 lira vereceksiniz ama... Ticari taksiyle gidiyorsunuz yani. Farklı bir taşımacılık modu. Hı hı. Böyle düşünce farklı ucuzuz, oluyor tabi. Ama ben size şunu diyorsunuz söyleyeyim. diyorsunuz ki 50-60 liraya değil 100-120 liraya gitmek gerekir bakın, diyorsunuz. Bütün esnaf grubu, bütün medya grubu, bütün gazeteciler veya geneli diyelim hepsini söylemeyelim. İlk defa ben sizi gördüm taksi tarifeleri pahalı diyen bir tek sizi gördüm. Benim gelirim düşük kaldık. Herkes <laughs> diyor ki gerçekten İstanbul'da taksi taşımacılığı çok ucuz diyorlar. Bu konuda hem fikiriz yani. Ama siz nedense e, ilk defa karşılaştım taksi ücretleri pahalı dediniz. Şu anda yönetmenim beni uyarıyor kulaklıktan pahalı diyor o da. İki oldu. E, i̇ki oldu <laughs> evet öyle duydum. Peki şimdi Problemleri alt alta sıraladık. Bu iş nasıl çözülecek? Büyükşehir belediyemiz yetkiyi bize verecek. Niye versin? Konunun muhatabı biziz. Çözecek kurum biziz. Veya beraber çözelim. Veya yetkileri beraber halledelim. Şimdi şöyle bir şey. Biz diyoruz ki, bu konunun muhatabı emniyet müdürlüğü, zabıta müdürlüğü, İBB ulaşım müdürlüğü, Oda. Gelin beraber oturalım bu masaya. Bir yetki paylaşımı olsun. İstişare edelim. Bir vatandaşımızın taksiciden şikayetçi olmasını biz kabul etmiyoruz. Biz mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Gelin beraber oturalım, konuşalım. Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Bey yerel seçimler öncesi esnaf odamızı iki defa ziyaret etti. Bizlerden oy istedi. Dedi ki, siz bana oyu verin, beni seçin, sizin büyükşehir belediyenizde masanız olacak dedi. Beraber istişare edeceğiz dedi. Ortak akılla yöneteceğiz dedi. Şeffaf bir e, ortamda yöneteceğiz dedi. Maalesef bırakın bizde istişare etmeyi, bırakın ortak akıllı, bırakın masayı hiçbir konuda fikir bile sorulmuyor. Biz diyoruz ki, sayın başkanımız, sözlerinizde durun. Gerçekten istişare edelim İstanbul halkına. Dünyadan Türkiye'ye gelen misafirlerimize hizmet noktasında en iyi hizmet etmeye çalışmak için ortak kararlar alalım diyoruz ama maalesef Büyükşehir Belediyesi kendi bildiğini okuyor. UKOME kararlar UKOME toplantılarında da sürekli bir gerginlik oluyor sürekli 5000 plakanın artışı gündeme geliyor başka bir konu zaten yok sayın Aksu 5000 plaka gelse ne olur daha rahat taksi bulamaz mıyız veya işte daha rahat plaka, şöyle bir şey, rekabet beraberine kaliteye getirmez mi mesela yani şöyle bir şey şimdi bir, bizim ifademiz şu bilimsel bir çalışma yaptıralım herhangi bir üniversiteye. İstanbul Teknik Üniversitesi yaptı galiba değil mi? Yaptı. Dedi ki taksi sayısının artışına gerek yok dedi. Ama İBB bunun tam aksini söylüyor. Söyler çünkü onlar da öyle bir çalışma yaptırdılar. Şimdi biz diyoruz ki bilimsel bir çalışma yapalım. İki, trafiğin çözümü noktasında siz bir çalışma yapın. Üç, teknolojiye geçelim. Dört, eğitimler verelim. 5 yaptırımlar yetkisini bize verin. Bunların sonucunda taksi yeterli değilse oturup konuşalım. 10.550 sayılı bakanlar kurulu kararına uymak şartıyla taksi sayısının artışını yapabiliriz. Biz artışa karşı değiliz. Niye o bakanlar kurulu kararını özellikle belirtiyorsunuz? Neden belirtiyoruz? Büyükşehir Belediye'miz diyor ki belediyenin öz malı olacak, belediye çalıştıracak diyor kanunda diyor ki, kanuna aykırı hiç kimse bir şey yapamaz. Kanunda diyor ki, vakıflar, belediyeler, kurumlar taksi işletemez, taksi alamaz, taksi satamaz. Tam belediye yapmaz, belediyenin bir şirketi yapar. Yapamaz. İstatç yapar. Kişi yapar. Tüzel kişilikler yapamaz diyor. Ben şirket olarak işte göz Karagöz AŞ şirketim var diyelim. Yapamıyor muyum? Kanun kanun. Kanunu değiştireceksiniz yapabilmeniz için. Kanun diyor ki tüzel kişilikler, şirketler, kurumlar, vakıflar, belediyeler taksi işletemez, taksi çalıştıramaz diyor. Kişiler yapabilir diyor. Onun da şartları var. Yani siz bu kararı UKOME'den geçirdiniz diyelim. El kaldırdınız. Dediniz ki tamam 5000 plakayı çıkartın. O plakalar, o araçlar belediyenin üstüne yapılamıyor mu kanunen? Yapılamaz. Kanunen yasak. E Sayın Aksu bu kararı o zaman geçirin. Yapamasınlar kanuna aykırı bir şeyi nasıl geçirelim? Artı benim öyle bir yetkim de yok. UKM masasında kurumları temsilen 27 kişi var. Çoğunluk ne derse o karara uyuluyor. Biz taksiciler esnaf odası olarak Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde taksi sayısı artışını kabul etmiyoruz. O anlamda red oyu veriyoruz. Biz diyoruz ki bakın bilimsel çalışma yapalım. Sayın Aksu kaç toplantı oldu? 10 mu 12 mi? 15'e yakın 10, toplantı toplantı bu konuda. 15 toplantıdır. Ee, bilimsel bir araştırma koyulamadı mı ortaya? Biz, biz İstanbul Teknik yani Üniversitesi'nden... O kadar saat toplantılar oluyor, o kadar saat işte tartışmalar yaşanıyor. Yapmıyorlar, yaşamıyor. işlerine gelmiyor çünkü. Biz Büyükşehir Belediye, şey pardon İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tarafsız bir şekilde bir taksi analiz raporu istedik. Tamam. Dedik ki İstanbul'da... Onu koyun masaya. Koyduk. İşlerine gelmedi. Koyduk. Komisyona da dağıttık. Size de göndereyim bu hafta. Gönderin bir inceleyelim biz. Çok de. iyi olur. İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. Hangi tarihte yaptırdınız bunu? Yani e, yıl olarak soruyorum. 2-3 yıl oluyor. 2-3 yıllık mı? Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ben size raporu da göndereyim. Tamam. Şöyle. Biz diyoruz ki bilimsel verilere dayalı bir e, işlem yapalım. İstanbul Teknik Üniversitesi taksi analiz raporunda diyor ki siz diyor bırakın diyor 5000 taksiyi 40 bin taksi de verseniz diyor trafik kilitlenince bir vatandaş bir yere yolcusunu rahat bırakmadığı sürece geriye dönüp diğer yolcuyu alamaz diyor. Çünkü pik saatler var. Sabahleyin i̇ş 8 ile 10 giriş, arası başlangıcı. Akşam 7 ile şey pardon 5 ile 7 arası. 9 arası zaten trafik kilitleniyor. Bir de yağmur siz, yağınca bir de kar yağınca. Siz sayı ne kadar arttırırsanız arttırın o taksi orada kilitlenip duracak. Bizim ortalama yolculuğumuz kısa mesafelerde 15-20 dakikaydı. Şimdi 45 dakikaya 50 dakikaya çıktı. 15 dakika ne zaman diyor? Şimdi Fulya'dan bir yolcu alıyorsunuz. Mecdiye köy kaç kilometre? 2 kilometre en fazla. 45 dakikada yukarı çıkıyorsunuz. Ama dakikalık ücret de alıyorsunuz. Ben tamam alıyoruz. Ona itiraz etmiyoruz ama ben o yolcuyu bırakacağım ki siz Mecidiye Köy'de beklerken sizi de alıp tekrar istediğiniz yere ulaştırayım. Biz diyoruz ki kanuna hukuka uygun taksi sayısı artışını gelin konuşalım. Ama kanuna aykırı belediyenin işleteceği bir sisteme biz karşıyız. Biz taksi sayısının artışına karşı değiliz. Biz kanuna, yönetmenliğe, hukuka uygun bir şekilde artış yapılabilir ama kriterler tamamlandıktan sonra yapılabilir. Pekala. Son soruya geçmeden önce malum sert sorular defterimiz burada. Sizden birine soru bırakmanızı rica ettim. Lütfen soru sizde kalsın. Sadece kime bıraktığınızı ifade etmenizi istiyorum. Karşıma geldiğinde de bu soruyu size Sayın Eyüp Aksu bıraktı diyerek yönelteceğim. Kime bıraktınız ser sorunuzu? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye soruyu bıraktım. İsterseniz soruyu da söyleyebilirim. Yok bu bizim kuralımız. Evet. Ee, karşıma kendisi gelene kadar bizim uhdemizde kalıyor bu ser soru. Şimdi ee, daha önce yaptığınız açıklamalarda dikkatimi çekti. E, eli kulağında inşallah banttan inecek tok Alacak mısınız? Talibiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Az buzla değil 17 bin adet Sanayi diyorsunuz. Teknoloji Bakanımıza ilettik. Herkes de hazırlığını yaptı. Çok Bank'tan, uygun bir araba mı? Taksi için. Çok uygun bir araba. Biz milli yerli kendi ülkemizin arabası olduğu için talep ediyoruz. İlk talebi de biz yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda açıklama yaptı. Biz de filo şeklinde alacağız. Dört gözle tok arabamızı bekliyoruz. Aşağı yukarı 400 kilometre menzilden başlayacağı söyleniyor. Yeterli bir menzil mi sizin için? İlk etapta yeterli. 60 dakikada da şarj oluyor. Yeterli olmayabilir ama biz milli yerli arabamız olduğu için destekleyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Bütün esnafımız, bütün şoför camiamız, bütün emekçi arkadaşlarımız dört gözle aracı bekliyor. Tok aracını Alıp kullanacağız. Elektrikli togu kullandığınız zaman, işte dizel'e göre, LPG'ye göre günlük ortalama ne kadar tasarruf edeceksiniz? Yani e, elektrik şarj ücreti ne kadar olacak bilmiyorum ama hı hı. E, 4'te 3 tasarruf olur diye düşünüyorum. 75 kadar. Evet. PK'da. İnşallah bizi togu da, biz de togu yollarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Özellikle işte otomobil Bekliyoruz. sever birisi olarak ben de geçmiş çok günlerde çok heyecanlıyız. Görme fırsatım evet. oldu. Gerçekten her tarafından biz de Kalisi inceledik. Arkayı. Dört dörtlük bir İncelediniz araba. İncelediniz mi siz? Sayın Cumhurbaşkanımız lansmanına. Lansmandaki bizi, arabadan bambaşka bir araba şu anda. Bize davet ettiler. Daha sonra Müthiş görmeniz lazım. Müthiş bir araba. Ondan sonra görmedik. Sayın Aksu. Bambaşka bir araba haline gelmiş. Çok güzel. Hatta Emin Sayın yani. Cumhurbaşkanımız orada lansmanında açıkladı. İstanbul taksicilere talep etti. Bekliyorlar. E, talepleri var diye de orada ifade etti. Göreceğiz inşallah. Sarı sarı görürüz sokaklarımızda. İnşallah. Pekala. Sayın Aksu teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. bilmediğim şeyleri de öğrenmiş oldum. ezber olarak zihnimde kalan şeyleri de bir anlamda değiştirmiş oldunuz. Fakat günün sonunda taksi sorunu maalesef devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu sorun da çözülür. Biz de gideceğimiz yere hem ekonomik, yani iki katı fiyatta değil, hem ekonomik hem de sağlıklı hem de huzurlu bir şekilde gitmiş. Bakın, diye ümit ediyorum. bakın, şimdi son şöyle cümleyi şey. alayım. Şöyle bir şey: Bir buçuk milyon yolcu taşıyoruz. Kötüler aradan seçiliyor, sürekli ısıtılarak medyada gündeme geliyor. Tabii ki biz kötü taksici arkadaşların davranışlarını tasvip etmiyoruz. Şimdi gaspa uğrayan, öldürülen, şiddete uğrayan veya veya çok iyi hizmet eden arkadaşlarımız hiç gündeme gelmiyor. Biz de istiyoruz. Yok, ki. haksızlık etmeyin şimdi. Daha geçtiğimiz günlerde manşet yaptık. Bir yolcusunun çantasının sana gitmiş götürmüş. Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun. Genelleme ki, ya, Taksici ya. kimdir? Taksici bizim komşumuzdur, akrabamızdır, eşimizdir, dostumuzdur. Bu insanlar da şimdi buradan sert sorular programın konsepti. Kusura bakmayın ben de size çanak soru soracak değilim burada ama belki sorularınız eleştirel düzeyde ama taksiciler tabii ki de bu halkın içerisinden komşumuzdur, kardeşimizdir, kuzenimizdir, akrabamızdır. Bu insanlar da sonuçta bu toplumun bir parçası. Biz eleştirileri her vardır. zaman açıyoruz. İyileri vardır. Gazetecilerin de iyileri var. Tabii kötüleri ki. var. Her Mesleğin, meslek grubunda ederler var. İstimal de var, Kötüler de var. Doktorun da var. Öğretmenin de var. mühendisinde var. Şimdi dolayısıyla buradan da başka bir anlamda çıkmasın. Bu anlamda şerhi düşmüş olalım. İyiler <laughs> iyi ki var. İşin hakkını verenler her sektörde iyi ki varlar. Bunda. da belirtmiş olalım. Eyvallah. Yeniden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sen sorularda bu akşam konuğumuz İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Sayın Eyüp Aksu'ydu. Merak ettiklerimizi, ekibimizin hazırladığını e, yöneltmeye çalıştım. Büyük oranda da net cevaplar aldığımı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla yeniden karşınıza olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Bazıları hoşunuza gitmeyebilir. Sert sorular ya bunlar. Sert soruların bu akşam kurbanı benim. Yok. <laughs> Zet <laughs> mi diyorsunuz? Hatırlıyorum. Bugün niye duyayım yasal? Nasıl bunu istersin? Ya bu Ayşe değil. Ben sizinle de şu anda program yapıyorum. Yani sizin ne olacağınızı biliyor muyum ben? Geri adım da atmış değil. Niye beni siz zorluyorsunuz? Öyle mi? <laughs> yani siz de o kadar zorlamayın. E İlginç.